HDP'de, yani merkeze gitmedim, İstanbul'da ve Ankara'da farklı yerlerde buluştum. Yine yöneticileriyle buluştum bu arada. Şunu gördüm. Birincisi, Türk siyasetinin en zayıf olduğu dönemlerden bir tanesi olduğunu herkes konuşuyor. Ondan da cevabı çok net. Yani Türk siyasetinde zayıf diyorsunuz ama biz milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, eski eş başkanlarımız, yöneticilerimiz, il ve ilçe yöneticilerimiz, hatta sempatizanlarımız büyük bir tutuklama dalgasıyla cezaevlerinde. Karizmatik lider cezaevinde. Karizmatik lider cezaevinde. Bize kimse söz söyletmiyor, mikrofon uzatmıyor. Biz ne yapacağız? Yani şimdi HDP'yi eleştirmek hakikaten kolay. Bir de o meşhur itibarsızlaştırma ve iftira hareketi. Yakın ve yandaş medya. Onu da unutmamak lazım. Şimdi dolayısıyla bir kere HDP'yi eleştirirken biraz farklı yaklaşmak lazım. Ama tabii HDP içinde Selahattin Demirtaş'a karşı bir ayıp yapıldığına dair hem tabanda hem kitlede hem ekip içinde bir görüş var. Nereden kaynaklanıyor? Malum önce seçimler sonrasındaki Selahattin Bey'in dışarı yazdığı mektup partisinde eleştiren bir ajansa verdi. Arkasından Sezai Temelli'nin biraz sert bir şekilde, Selahattin Bey çok önemli bir isimdir, figürdür. Ama işte hani biz bu tartışmaları daha içimizde götürüyoruz dediği süreç var. İkincisi de HDP'nin 6. yılında Selahattin Bey ile Figen Hanım'ın o video içinde çok fazla yer alması, ki o da bir öz eleştiri yapıyorlar ama hani Selahattin Bey bizim için çok kıymetli bir isim. Keşke çıksa da tekrardan partinin başında olsa, biz de ona çalışsak diye bir tanımları var. Birincisi bu, Selahattin Demirtaş ve Kürt hareketiyle ilgili söylüyorum.